Merhaba Kuzey Kıbrıs, merhaba Kıbrıs TV izleyicileri. Bir Her Şey Masada programına hoş geldiniz. Evet, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Zadık Gardiyanoğlu'nu ağırlıyoruz. Ve kendisine huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız Sayın Bakan, hoş geldiniz. Sağ olun Ali Bey, hoş bulduk. Teşekkür İyi misiniz? Çok şükür, yoğun. 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 Devam. Evet. Allah yardımcınız olsun ve bu yoğunluk sağlıklı bir şekilde devam edebilsin İnşallah. Tabii ki. Evet Sayın Bakanım, 14 Ağustos, bugün 22 Kasım. 21 Kasım. 3,5 ay. 14 Ağustos, 3,5 aylık bir Çalışma Bakanlığı döneminde aldığınız Çalışma Bakanlığı'nı ve bugüne geldiğiniz bayağı da gündem oldunuz ve bu gündem de sıcaklığını koruyor. Tabii ki yargıda olan bir konuyu ben çok deşmek de istemiyorum. O yargı ve polisimize güvenimiz sonsuzdur. Sizin de açıklamalarınız Doğru. son derece bu yönde devam ediyor. Yalnız iki tane sorum var. Bu konuda sorup hemen bakanlığınızla ilgili bölüme geçmek istiyorum. Eğer uygun görüyorsanız. Tabii ki, tabii ki. Son baktığımız zamandır bu 3 ay içerisinde sigorta kapsamında olan ilaçlarını eczaneden sigortalılar paralarını ödeyerek almaya mecbur kaldılar sorusu geldi. Ve bu soruyu da şunu soruyor vatandaş. Biz ne zaman sigortadan ilaçlarımızı alabilecek bir duruma gelebileceğiz? Sayın Bakan bununla ilgili bizlere ne açıklama yapabilir? Tabii ki. İkinci sorum tamam. da eğer bir eczacı bir sigortalı adına yazılan reçetedeki ilaçların parasını almak için ambalaj üzerindeki ilgili bölümü kesip küpür yani. Evet. Sosyal sigortalara iletir. Ancak ilaçları ilgili hastaya değil de bir başkasına satmak için saklarsa orada kesin bir suç vardır. Bunun dışında hastayı görmeden ilaç yazan doktor ya da bu yöntemin parçası olan eczacı suçlu değildir. Usulsüzlük başka, haksız kazanç için suç işlemek başkadır diye bir bölüm var bu anda. Bununla ilgili de düşüncelerinizi almak isterim. Söylerim. Tabii ki son bir aydır özellikle bazı sevgili esnaflar, ben önce bir bilgi vereyim. Tabii ki. Yaklaşık 950'ye yakın hekimimiz var. Bunların sadece 92 tanesi sosyal sigortalılarla anlaşmalıdır. Yaklaşık 440'a yakın eczacılar birliğine kayıtlı eczacı var. Bunların da işte 250'ye yakını sosyal sigortalarla anlaşmalı eczacıdır. Yani işlem yapabilmeyle yetkilidir. Tabii ki bu süreç içerisinde yaklaşık 40'a yakın eczacı, işte 20'ye yakın doktor gözaltına alındı. Soruşturmaları tamamlandı ve teminatla serbest bırakıldı. Bununla ilgili özellikle son bir aydır bize de şikayetler geliyor. Bazı sosyal sigortaların ilacına erişimiyle ilgili sıkıntıların olduğu ile ilgili doğrudur. Bize de geldi bu bilgiler. Bize gelenlerle ilgili ciddi anlamda hızlı bir şekilde müdahale ederek yardımcı olduk kendilerine biz. Ama ben dün de başka bir kanaldaydım, yine aynısını söyleyeyim. 1 Aralık'tan itibaren yepyeni bir sisteme başlıyoruz ve bu sorunlar da 1 Aralık'tan itibaren hızlı bir şekilde düzenleniyor. Tabii ki bunun açıklamasını biz 1 Aralık günü yapacağız. Sistemin yeni bir sistem getirdik. Yeni bir uygulamalara başlıyoruz. Dediğim gibi Yeşilırmak'tan Karpaz'a kadar ülkede yaklaşık 300 bine yakın bir sigortalı ailesiyiz biz aynı zamanda. Ve bu konuyla ilgili de insanların sosyal sigortaların ilaca erişimi yani çok değil. Yaklaşık 1,5 hafta sonra sevgili Sendağlı bu sorun artık neredeyse ortadan kalkmış olacak duruma gelecek. Bunu rahatlıkla net olarak söyleyebilirim. Tabii detaylarını da 1 Aralık günü bir açıklamayla bunu duyuracağız. Sistemin yeni bir sistemi nasıl olduğu ile ilgili ama şunu söyleyeyim. Bu süreç içerisinde gerek Eczacılar Birliği, gerekse serbest çalışan hekimlerle çok sık toplantılar yaptık. Ara ara Tabipler Birliği de toplantılara katıldı. Yani şunun da bilgisini vereyim sevgili Esendal'ın. Biz bu polis soruşturması başlamadan önce de yine bakanlıkça da ilgili paydaş birliklerimizde, yani bunlar kim? Eczacılar Birliği, Tabipler Birliği ve Serbest Çalışan Hekimler Derneği ile ilgili çok sık toplantılar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Yani biz bu sürece yola çıkarken de ilgili paydaşlara da bilgi vererek de, elimizdeki bilgileri paylaşarak da biz bu süreci başlattık. İkinci mesaja geldiğinizde, tabii ki son dönemlerde ben işte usulsüzlük, yolsuzluk konusunu ben tabii yargınım olay olarak bırakıyorum. Evet. Ben bu konuda çok yorum yapmayacağım.
Yalnız bir soru vardı bu ilaca ulaşımla ilgili. Ben sadece şöyle bir teknik detay vereyim. Burada kamuda ciddi bir deformasyon var. Ciddi bir bilgi kirliliği bazı gruplar tarafından özellikle yayınlanıyor. İnsanların aklına farklı farklı şeyler getiriyor ve insanlara maalesef bazı art niyetli kişiler tarafından da bir korku politikası güdülüyor. Sevgili Sendalı, bu soruşturmada bazı farklı birbirinden bağımsız bazı olaylar var. Nedir? Örneğin siz sosyal sigortalısınız Halil Sendalı olarak. Gittiniz eczanesine, herhangi bir doktorda sizi görmedi. Antibiyotik aldınız. O an %20'sini ödediniz. İlacın %80'ini bir sosyal sigorta ödüyor size. Elinizde herhangi bir reçete yok, hiçbir şey yok. Sadece antibiyotiğini aldınız, çıktınız, gittiniz. Zaten bu soruşturma kapsamında değil. Eczacı daha sonra anlaşma olduğu doktorla o reçeteyi yazdırıp sistemimize o küpürü dediniz, o kestiği kulaç dediğiniz küpürdür. Ve QR kodlarını keserekten o şeyleri bize daha sonra bize gönderiyor. Ödemesini de bir sonraki ayda da ilgili eczacı alıyor. Burada herhangi bir baktığınızda bu konuda işte bu hastayı muayene etmeden reçete yazılamazla ilgili kurallar var. Onlar ayrı bir savcılığın ve mahkemenin ayrı bir konusudur o. Yani biz bunu sosyal sigorta olarak işte bak bu da var gidin şikayetçiyiz noktasında değiliz. Değilsiniz. Evet. Bizim tek şikayet ettiğimiz bir nokta var. Halil Sendalı gitti ilacını aldı. Bir tane antibiyotik var aldı. %20'sini ödedi. Eczaneden ayrıldı. Bazı eczacılar bunun altına Halil Sendalı'ya yani o ilgili hastaya verilmeyen 3 ilaç daha yazdılar. Çünkü her bir sosyal sigortalının ayda 2 reçete hakkı, her reçetede de 4 ilaç hakkı var. Evet. Yani bir hasta, sosyal sigortalı bir hasta maksimum bir ayda 8 ilaca ulaşabilecek bir hakkı vardır. Evet. Ve bu ilaçlarda %80'ini de sosyal sigortalı olarak biz eczacılara ödüyoruz. Ve bu konuyla ilgili bizim mesela şikayetçi olduğumuz nokta işte çöplerden çıkan ilaçlar konusu bunlardır. Evet. Bunlarla ilgili tabii artık çok fazla detaya inmeyeceğim. Çünkü poliste ve mahkemelerde çok ciddi emareler var. Evet. Bu ilaçların nasıl olduğu ile ilgili, bu ilaçların ikinci kez satıldığı ile ilgili çok ciddi bilgiler var. Ama dediğim gibi bu süreçte zaten dikkat ettiyseniz ilgili bakanlıkla çok fazla da televizyonlara çıkıp da fazla beyanat vermeyi de tercih eden değilim. Sadece ihtiyaç olduğu zamanları çıkıp bir kamuoyuna bilgi vererek tekrar süreci takip ediyoruz. Dediğim gibi bu süreç tamamıyla polisin ve savcılığın kontrolündedir. Ama özellikle de şunu da söylemek gerekir ki bu süreç içerisinde görevini layıkıyla yapan eczacı ve doktorlarımız vardır. Bizimle anlaşmalı. Onlara ben hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayakta alkışlıyorum kendilerini. Çünkü dikkat etsin bazı basın yayın organları da sanki tüm eczacılar veya sanki tüm doktorlar şaibeliymiş gibi yayınlar yapıldı. Yani toplu bir linç girişimiyle ilgili bazı olumsuzlukları da birlikte burada takip ettik. Ben bu yayınlarda şiddetle kınıyorum. Yani görevini layıkıyla yapan eczacılar ve hala daha bizimle birlikte bu yolu yürüyen çok değerli dostlarımız var. Çok değerli paydaşlarımız reçete var. Reçete de yazabilen şu anda reçete doktor vardır. Var tabii ki. Yani biz verileri görüyoruz Sayın Sandal. Evet. Yani bugün dediğim gibi kamuda çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Bazı hastalarımız reçete yazdıramıyor çünkü tam yetkilerini, haklarını bilmediklerinden dolayı. Bize soruyor işte bak bunu yaparsınız dedik. Ama ben bunu bilmiyordum. Tabii ki o da bakanlığın bir eksikliği. Geçmişten gelen bir bilgi paylaşılamamış sosyal sigortalar haklarıyla ilgili kısmı. Bunlarla ilgili bir çalışma başlattım. Bunlarla ilgili de önümüzdeki haftadan itibaren kamuoyunda sosyal sigortaların hakları nedir? İşte gözlük hakkı, evlilik hakkı, emzirme hakkı, doğum haklarıyla ilgili, ilaç haklarıyla ilgili, evlilik parası, nikah parası, şeylerle ilgili, yardımlarla ilgili hakları nelerdir? Sosyal sigortaların bu konuda da duyurular yapacağız ki sosyal sigortalarında kendilerine verilen haklarının da maksimum derecede yararlanması da bizim arzumuzdur. Ama dediğim gibi biliyorsunuz biz 13 Eylül'de suç duyurusunda bulunduk. Evet. Birkaç gün sonra biz polis genel müdürlüğünün talebi üzerine sistemimizi polise açtık. Sosyal sigortaların sistemini polise açtık. Ondan sonraki süreçte de artık polis ve savcılık ekseninde gidiyor. Yani bazen tutuklamaları da biz de basında aynı anda takip ediyoruz Sayın Sandalı. Ve dediğim gibi yani bizi öyle bir noktaya çekmeye çalışıyor. Olayı siyasallaştırmaya çalışan bazı gruplar var. Sanki de biz bakanlık olarak biz talimat veriyoruz. Kim tutuklanacak, kim soruşturma olacakla ilgili. Yani o da gündeme geldi ama hiç bakın, içinde yoktur bakanlık olarak. Yoktur, içinde yoktur. Ve açık ve net olarak söylüyorum. Olay tamamıyla siyasi değildir. Olay tamamıyla uygulamalarla ilgilidir.
Ve ben bir sonraki hafta da geçmiş yıllarla ilgili çok ciddi emarelere ulaştım. Geçmiş yıllarla ilgili yöneticilerin ve idarecilerin da bazı yazışmaları yaptım. Bunlarla da ben niyetim, benim siyasi yapımımız, ben çok kavgacı bir insan değilim. Ama kamuoyuna da bazı bilgileri de paylaşacağım. Şimdi geçmiş yıllarda yapılan bazı uygulamalarla ilgili. Bir eleştiri geldi Sayın Bakanım, bakanlığınıza. Bir açıklama yaptınız ki işte 6 milyon TL sosyal sigortaların kasasında kaldı. Ama vatandaş da diyor ki tabii ki kalır. Çünkü sosyal sigortalılar, bu sosyal sigortalılar şeyini hep cebindeki parasını vererek ilaç aldığı için bunu Sayın Bakan acaba düşündü mü bu açıklamayı yaparken diye bir soru geldi ansızın. Bu size soruyu soranın da niyeti tamam değildir, onu ben size söyleyeyim. Bu soru ben mecliste söyleyeyim, ana muhalefet milletvekilleri tarafından sorulan sorular vardı. Bir, geçmiş aylara göre ilaç reçete yazılım miktarlarıyla ilgili ve geçen aya göre bu ayki ödemelerimizle ilgili farkı sordular bana. Evet. Ve ben o gün meclis kürsüsünden aynı ifadem şuydu. Üzülerek söylüyorum ki dedim, geçen aya göre 6,5 milyon TL gibi bir rakam daha az sisteme şu anda bir giriş var dedim. Evet. Bak cümlem de aynen benim buydu. Ve mecliste bunu, ben bunu arası değil, mecliste bana ana muhalefet milletvekillerinin, çok değerli bir dostum, ismini buradan zikretmeyeyim kendisine, sorduğu bir soru. Zaten meclis kayıtlarında bu da vardır sevgili Esen Dağlı. Ondan sonra öyle bir oldu, öyle bir çevirdiler. Sanki ben çıkıp beyanat vermişim bir mutlulukla ilgili. Mutluluk değil. Mecliste ben o konuşmam benim vardır. O konuşmam içerisinde sorulan bir soru üzerine o an bakanlığımızla ilgili sorular sorulduğunda, biliyorsunuz ana muhalefet salı günleri gündem dışı konuşmalarda bakanlığınızla ilgili eleştiride bulunur. Sizle ilgili bakan olarak içerideyseniz, ki içeride olmak zorundasınız, çıkarsınız hemen arkasından kürsüde, ona yaptığı eleştirilere bir cevap verirsiniz. Evet. O cevap verdiğim anda bir tane değerli milletvekilimiz bu soruyu bana sormuştu. İşte geçen aya göre verileri ve ödeme miktarlarıyla ilgiliydi. Ben de tabii ki günlük sistemi biz artık online olarak takip ettiğimiz için dedim ki yaklaşık her geçen ay, işte şu anda atıyorum rakamı, işte 20 bin reçete girdiyse şu anda 12 bin reçete girmiştir. Geçen aya göre de ödenen miktar ise 6,5 milyon gibi bir rakam, bir fark vardır dedim. Üzülüyorum dedim bunları söylerken ben dedim. Bunların kaçı yazılamayan reçete ve şu parasını sosyal sigortalı ödedi? Bakın bu parayı biz ödemiyoruz. Bu parayı bu ülkede alın teriyle damla damla biriktiren sosyal sigortalılar ödüyor bu paraları. Diğeri de dedim, gerçekten reçeteyi alamayan sigortalımızın mağduriyeti ne kadar oranını bilmiyorum dedim ben. Evet. Ama geçen aya göre de böyle bir reçete de azalma olduğunu söyledim ben bunu. Evet. Kürsüden söyledim ben bunu. Ertesi günü dediğim gibi bakın bu olayın siyaseti yoktur. Yani bu olay toplumsal bir olaydır. Bu olayın geçmiş yıllara dayanan kökleri vardır. 2009'da, 2013'te, 2015'te ilgili bugün artık bilgiler başladı bana gelsin. Almaya başladım. Arşivden yazışmalar çıkarttım. Yani bu olay geçmiş yıllarda da fark edilmiş ama tam kavranılamamış. İşin şeyi, vahimeti kavranılamamış. Ve bu olayın dediğim gibi UPP'si, DP'si, CTP'si, YDP'si yoktur. Yoktur. Bu toplumsal bir olaydır. Çünkü sosyal sigortaların içinde her siyasi yelpazeye ait olan insanlar vardır. Ve bu ücrette sosyal sigortaların alın teriyle damla damla biriktirilen ve bizim, ben de bir sosyal sigortalıyım örneğin, geleceğimizin emekli olacağımız bir kurumdur. Evet. Bu kurumu korumak asli görevimizdir. Ben hiçbir zaman bir bakanlıkla çıkıp da işte 6,5 milyon kar ettik, asla böyle bir şey yok. Bunu benim gıyabımda söylendi. Ben bir hafta sonra meclis kürsüsünde aynı cümleyi Sayın Erhurman kullandı. İşte sizin de bakanınız dedi, çıktı ve şey yaptı dedi. Bunu söyledi dedi. Ben tekrar Sayın Erurman'dan hemen sonra çıktım tekrar bakan olarak kürsüye. Dedim ki bu olay tam bir hafta önce bu kürsüde şu milletvekilimizin bana sorduğu bir soruydu ve cümlem de benim buydu diye bir düzeltme ihtiyacı hissettim. Ama tekrar söylüyorum sevgili Esen Dağlı, bir de olay var. Haberleri biz okumayı çok sevmiyoruz. Sadece başlıkları okuyarak fikir sahibi olmaya çalışıyoruz. Çok ciddi anlamda bir bilgi kirliliği var. Hatta sanki da bu süreç içerisinde kimin gözaltına alınıp alınmayacağı ile ilgili sanki biz karar veriyormuşuz gibi bir hüküm var. Böyle bir şey söz konusu. Esasında Sayın Bakanım, burada hiç o yönde size bir suçlama gelmedi de bir tek suçlama da demeyeceğim. Yani bakanlığın bunu 13 Eylül'de siz polise devrettikten sonra polisin tüzük ve yasa gereği
halka mal olmuş insanların öyle elleri bir, yoktur. Öyle kelepçeli bir şey yoktur. Olan... Öyle bir yasa yoktur Ali Bey. Yoktur. Yoktur. Tamam. Yasa ve tüzüğe göre eğer suçu ispatlana kadar tutuklanırken polis kelepçeyle tutukluyor. Ve mahkemeye çıkarıyor. Orada bu kelepçeyle çıkılmasına karşı geldi halkımız. Bakın. Anladığımız kadarıyla. Şimdi bakın. Bu ülkede kimsenin birbirine ayrıcalığı yoktur. Evet. O güne kadar 15 tane doktor gözaltına alındı. 15-20 tane eczacı gözaltına alındı. Kimse bu konuya hassasiyet göstermedi. Evet. Bahsettiğiniz bir kişiyi tutuklandıktan sonra ortalık toz dumana döndü. Bu sefer doğal olarak diğer daha önce gözaltına alınan doktorlar da ki ondan önce de yani sitem ettiler, insan vardı. Sitem ettiler evet. Ki yani biz bu birliğin üyesi değil miydik arkadaş? Veya biz de insan değil miydik arkadaş? Evet. Çok özür dilerim. Sitem ettiler. Bu konuyu biz sorduğumuzda bize bunun bir genelge olduğu söylendi. Sağ olsun Sayın Başbakanımız Ünal Bey anında müdahale etti konuya ve dikkat edildi. Ondan sonraki gözaltılar herhangi bir kelepçeyle olay yoktur. Evet. Genelgeyi öğrendik. 2018 yılında hangi hükümetin olduğu malum. Ve o süreçte iki tane avukat Barolar Birliği'ne bir sitem diyeyim daha doğrusu. Yani örneğin ikimiz de avukatız. İkimizin de müvekkilleri benzer suçlardan yargıç huzuruna çıkacak. Kimimizin müvekkili kelepçeli, kimimizin müvekkili de eli kolu sallayarak gider. Bununla ilgili bazı avukatların zerzenişi oldu. Yani neye göredir bu standartlarla ilgili? O dönemde de politika tarihinde bir genelge yayınlandı. Polis de dedi ki kelepçeyle götüreceksiniz. Evet. Bir genelgedir bu. Anladım. Genelgenin de ana şeyi şu, kaçma ihtimali olan bir sürü bir şeyleri var bu genelgeyle ilgili. Bu konu hassasiyeti topluma gelince Sayın Başbakanımız polis genel müdürü ve ilgili kişilerle görüştü. Dedi ki bu genelgenin düzeltilmesini ve genelge düzeltildi. Ve bununla ilgili gördüğünüz gibi ondan sonraki herhangi evet. bir unsur ortadan kalktı. Bakın ben polisi bu süreçte iki kere aradım. Ben bunu zaten söylüyorum, rahatlıkla söyleyebilirim. İki kere aradım ben. Birincisi o ilgili eski başbakanımızdan önce ismini buradan vermeyeyim. Beni iki kere ameliyat eden bir doktor da gözaltına alındı. Evet. O da kelepçeli resmini gördüm. Ve ben bir bakan olarak değil, bir vatandaş olarak aradım müdür. Dedim ki yani bu şöyle geliyor. Sayın Bakanım genelgedir dedi bana. Deyince ben bir öde adım öteye gitmedim. Evet. Yani bu kişilerin kaçma ihtimali yok. Bundan niye topluma mal evet. olmuş kişilerle ilgili. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aradım ve dedi ki ben Sayın Bakanım genelgedir bu. Bir kere daha aradım. O da bana bir bilgi geldi ki işte 3,5 aylık bir esnacı bir bayanın hücreye alındığıyla ilgili, hamile bir bayanınla ilgili. Ve doktor kontrolü istediği ve bu doktor kontrolünü gönderilmediği yönde bir bilgi geldi bana. Hemen genel müdürümüz, yardımcımızı aradım. Sayın Bakanım dedi kendi doktorun raporu var ama bize bayanın bir beyanı var ki kendimi iyi hissetmiyorum. Ve şu anda dedi hastanede orada kalacak. Yani işte bazen o bilgi kirliliği dediğimiz evet. olayın tam içerisindeydik o dönemlerde. Onun dışında da şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yani gözaltına alınan, soruşturması alınan veya temelata çıkarılan esnacıların da ben birçoğunu Sayın Esenlalı ben basında aynı anda basındaki haberlerden takip ediyorum. Ediyoruz bu süreci. Çünkü bizim içeride sosyal sigortanın yazılımıyla ilgili, sistemiyle ilgili ve veya olaylarla ilgili yönetmemiz gereken bir olayımız var. Ve dediğim gibi 1 Aralık'tan itibaren de sosyal sigortalarımızın ilaca çok daha erişimiyle ilgili. Örneğin bir örnek vereyim anlaşılabilmesiyle ilgili. Biliyorsunuz ki ülkemizde tek tip sosyal güvenlik geçtikten sonra artık kamuya girenler de sosyal sigorta alınmış. Evet, evet. Tabii ki bunların içerisinde özel kamu hekimlerine muayene olabilecek durumu olan da var. Özel vizite ücreti ödeyemeyecek olan sosyal sigortalımız var. Mesela özellikle özel sektörde çalışan sosyal sigortalımızın kamudaki çalışanlara göre maddi olana biraz daha evet. düşüktür. Bu da bilinen bir gerçektir. Şu an bugünkü uygulama. Halil Esendağlı kamu hastanelerine gider. Gerek sağlık ocağı, acil servis, poliklinik veya bölüm fark etmez. Orada muayenesini olur. Oradaki doktor reçetesini yazar. Reçetesini yazar. Reçete biliyorsunuz reçetedir. Evet. Hastanenin eczanesine otomatikman reçete düşer. Halil Esendağlı eczaneye iner. Kimliğini gösterir. Orada bulabildiği ilacı hastane kendine verir. Bulamadığı zaman printerden çıkar kendine reçetesini üstüne vurur. İlaç yoktur mühürcünü vurduğundan itibaren. Bugün içindir o bugünkü sistem. Halil Esendağlı gider eczaneye ve ilacın parasını tam öder.
Sonra sigortalardan gelir başvurması durumunda ilacın %80'ini iadesini olarak alır. Bir aralığa kadar olacak olan sistem bu. Hayır, bu olan bu bir olan sistemdir. Sistemdi. Biz bir aralıktan sonra bu sistemi revize edeceğiz. Evet. Ve örneğin hastanedeki kamu reçetelerini, kamu sistemindeki reçeteleri bizde sözleşmeli olan eczanelerde işlem görmesi durumunda o an %80 indirimini alacak. Anladım. Bu birinci adımdır. Sonra ikinci adım doktor sayılarının arttırılmasıyla ilgili. Yeni bir yenilik. Yeni bir yenilik olacak evet. Bu. Halil Bey bakın. Bu söyleyeceğim lütfen kimse yanlış anlamasın. İşin bir de maddi boyutunun içinde manevi boyutu vardır. 3,5 yıldır birçok hastayla doktor arasına eczaneler girmiş. Hepimizin de işine geldi bu. Hastane eczaneye gidersiniz. Kronik hastasınız. Diyelim ki kalp ilacı kullanacaksınız. Her ay bittiğinde kutucuğunuzu gidersiniz ve şeyden alırsınız. Eczaneden alırsınız. Doğru. %20'sini ödersiniz. Geri kalan formaliteleri, reçeteydi, şuydu, buydu işini eczacı hallediyor size. Ama siz doktor görmediniz. Çok değerli bir dostum, ben bunu dün de örnek verdim. 2,5 ay önce yaklaşık bir kalp krizi geçiriyor. Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne çok şükür oradaki doktorlarımızın üstün çabalarıyla hayata geri döndürülüyor. Ama bir bakıyorlar ki her gün kullandığı belok kalp ilacı var. Her gün kullandığı bir ilacı var. Ama sisteme baktıklarında en son 3,5 sene önce kardiyoloğunu görmüş. Ve diyorlar ki doz ayarı nerede? Çünkü bazı ilaçların da toksin özelliği var. Vücuda birikim yapıyor. Yani her ilacın da bir yan etkisi vardır. Bunlara da bir doktorla doz ayarlamalar yapıyor. Çünkü bu sefer bu olaya çıktıktan sonra birçok kronik hasta bize gelmeye başladı. Diyor ki ben doktoruma gitmedim. Veya doktorlar bize anlatmaya başladılar. Karaciğerinde, böbreğinde, tansiyonunda, şekerinde, kalbinde çok ciddi sorunlar yaşayan hastalarımız başladı. Çünkü uzun zamandır doktorlarına muayeneye gitmemişler. Bu işin başka bir sağlık boyutu. Rahatlık olduğu için doktora görünmeden ilacını alıp ama kullanma. Ama gerçekten o dozu alman gerekiyor muydu? Bak bunu kimse sorgulayan yoktur. Evet. Ben bu ülkeden boş verin bakanı, boş verin bir milletvekilini, bir vatandaşı olarak ben bunu duyduğumda üzüldüm. Evet. Sayın Esendoğlu. Bunun bir boyutu daha var. Bu süreç içerisinde 2 Ekim'den başladık. Başlanan bir sistemdir bu. Örneğin Halil Esendoğlu'nun kronik bir rahatsızlığı var. Diyelim ki Halil Esendoğlu tansiyon hastasıdır. Doktoruna muayene gittiğinde sistem açılıyor. 2, 4 ve 6 aylık seçenekler var. Çünkü bir reçeteye 4 ilaç yazabiliyorsunuz ya siz. Evet. Örneğin bir ilacı 6 ay kullanacaksınız. Bir ilacı 4 ay kullanacaksınız. Bir ilacı 2 ay kullanacaksınız örnek olarak. Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra kronik hastaysa 6 ayı tıklıyor. 6 ay boyunca ki müdavim doktorunuz oluyor artık, sizi bilen bir doktor oluyor. Çünkü muayene diyor artık, sizi biliyor bu doktor. Dokunmuş size. 6 ay boyunca hiçbir doktora gitmeksizin ilaçlarınızı sisteme girdiği için bu sistem. Örneğin bir baktın ilacın son günüydü. O gün hasbelkader siz ailenizden tatile gittiniz Yeşilırmak'a. Bir baktınız ki ilacınız bitmiş. Yeşilırmak'taki bir eczaneye de girip kimlik kartınızı göstererek o ilacı alıyorsunuz. Evet. Veya o gün Karpaz'dasınız. Orada da bir eczaneye göstererek ilacınızı alıyorsunuz. Bu 2 Ekim'de mi de yürürlükte olan bir uygulamadır. Evet. Kronik hastalarımızın rahatlattırma ve ilacına daha kolay erişimle bu sistem başladı. Bu sistem şu anda uygulanan bir sistemdir. Ama dediğim gibi bazı doktorlarımızın endişeleri var. Bazı doktorlarımızın nereden çekindiklerini bilmiyorum. Çekinceleri var. Ve sosyal sigortalar anlaşmalı baktığımızda yazım oranlarının düştüğünü görüyoruz. Birçok hastamız da hastaneden hizmet almaya başladı şu anda. Bizlere gelen doktorlardan bir iki tanesinin şikayeti, bakanım ben aktarayım size. Yani ben görüyorum, yazıyorum reçetesini ama öyle bir duruma geldim. Soruşturmada polis gitti, sordu kendisine, aldı mı ilacını? Almadım. Yani ben bir almadım demeyle diyor. Hayır, İçeri mi gideyim? Hayır, doktorda hiç öyle bir şey olmadı. Doktor sen hasta, hani Ağustos ayınız soruluyor. Evet. İşte bak burada da ciddi bir bilgi kirliliği var. Anlatayım. Ağustos ayını soruyor. Çünkü belli bir aydan sonra bildiğim kadar hafıza çok eski hatırlayamayabilir. Evet. Aldığınız ilaçlarla ilgili, şeylerle ilgili. Esas konu şudur. Doktor reçetesini yazdığı zaman, gerçek anlamda yazdığı zaman bunu kimse değiştiremez. Evet. Doğru. Esas konu reçetesiz hasta gittiğinde eczaneye da o ilacı aldığında eğer eczacı art niyetli ise altına ekstra ilaç ilave ediyor.
Sonra arıyor. Doktorum işte ben Halil Sendal'a bunu verdim, bunu verdim, bunu verdim, bunu verdim. O da tamam diyor. Yazıyor reçeteyi sistemden. Eczaneye gönderiyor. Ama Esendal'ı bir ilaç almış. Altında üç ilaç daha var. İşte esas anladım. Sorun olan budur. Esas sorun olan budur. Bu diğerleri sorun evet. Teşkil etmiyor. Evet anladım. Bakın hatta eğer o ilaç hastaya ulaşmışsa hiç sorun yoktur. Zaten bunun ilgili savcılık görüşü de var. Evet. Hastalığa ulaşmışsa sorun yoktur. Hatta mesela biliyorsun kamu görevlileri ilaç alamazlar. Yani emeklilik yasa tahtında kamuya ait evet. Olanların sosyal sigorta hakları yoktur. Ve mesela bazıları da yakın dostları üzerinden ilaç alanlar var. Bunlar bile şikayet değil. Yani en azından şifa buldu diyoruz. Biz insanlar yani o ilacı aldı. Halil Bey, benim esas bu ülkede yaşayan bir kişi olarak bir kronik hastanın yılda iki kere ister devlette ister özelde bir doktorun ona değmesini istiyoruz artık. Yani artık İngiltere'deki bir sistem gibi aile doktorunun gelmesi lazım. O Sağlık Bakanlığı'nın şeyidir uygulaması. Evet. Ben diyorum ki bakın bu ülkede değerli 950 tane doktor var. Herkesin tanıdığı ailesinde bir doktor mutlaka vardır. Veya yabancıysanız veya gücünüz tamam değilse hastanenin bölgelerde sağlık ocakları var. Evet. Poliklinikleri var. Acil servis ve bölümleri var. Bunlarla ilgili de herkesin bu ülkede tanıdığı bir doktoru vardır. Veya devamlı gittiği evet. Bir doktoru vardır. Bunların en azından yılda iki kere ya. İki. Yani bugün bakıldığında mesela bir şey diyor ki bir tane haber çıktı bir yerde. Ona da çok üzüldüydüm. İşte bakan diyor sosyal sigortalar diyor 800 TL viziteye mahkum etti ki o değil fiyatlar. Ama bak işte bu bir sağlıktır. Beni yanlış anlamayın bu söyleyeceğim. Lütfen farklı şeyler çekmesinler. Bugün bir meyhaneye gittiğinizde 600 lira verip gidiyorsunuz. 600 de kalmadı yükseldi. Örnek artık. Veriyorum 600 evet. TL veriyorsunuz. Bu sağlığınızı ve kronik hasta olduğunu biliyorsunuz. Yılda iki kere. Gidip bakının bu doktora. Bir bakın. Sağlığınız içindir. Geri kalanı biz hallederiz siz evet. Rahat olun. Yani geri kalan ilaçların ulaşımı, erişimiyle ilgili merak etmeyin. 10 gün sonra artık çok yeni bir sisteme giriyoruz ve evet. Herkes ilacına ulaşacak. Ama ben de bu ülkenin bir ferdi olarak kronik hastalarıma çağırımda yılda en az iki kere bir doktora lütfen gidin. Çünkü geriye dönemem. Mesela az önce bahsettiğim kişi. Şu 3,5 yıldır evet. Doktoruna kardiyo yok. Şu anda kalbi 136 çalışıyor Halil Bey. Bu benim çok yakın bir aile dostum. %36'ya. Ona pil de takılacak yakında. Evet. Evet bakanım bu yargıdadır. Artık Allah'ın selameti inan. İnşallah yargıya da polisimize de güvenimiz tamdır. Ve bu işi erken bir zamanda da sonuçlandırırlar. Gereken neyse yapılması gerekir. Teşekkürler size bu konuda. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Yani herhangi bir gözaltı alındığında tutuklamalı biz de çok mutlu olan insanlar değiliz. Onu söyleyeyim evet. Ben. Özellikle bunu altını çizerek söyleyeyim. Çünkü bakın altını son olarak şunu söyleyeyim bu konuyla ilgili. Canımı emanet ettiğim, iki kere ameliyat masasına yattığım, canım kadar sevdiğim doktorumuz da tutuklandı. Evet. Bu bir görevdir. Bu görev ifa olacak artık. Olmuştur evet. Da. Gereğini yargı ve polisimiz devam ettirecek. Merhaba, iyi yayınlar. Ben bir sosyal sigortalı vatandaş. Çalıştığım iş yeri iflas etti, kapattı. Benim çalıştığım dönemde benim yatırımlarımız yapmadı. Eksik yatırımlarımı ben yatırabilir miyim? Ne yapmalıyım? İsmimi yayınlamak istemiyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar. Tamam. Büyük bir ihtimalle bu kişide benim cep numaram yoktur. Facebook Messenger'ım benim kendi kullanımımdadır. Bana ilgili firmasının ve kendi bilgilerini bana atsın. Ocak ayında da bir yasal düzenlememiz var Sayın Esendal'ı. Kişi yere emekli olacaksa gönüllü olarak da eksik primlerini geriye dönük 3 yıla kadar süreci de kendisi de ödeyip emekliye çıkabilecek durumu şu anda yaratıyoruz. Çünkü bu konuda bayağı bir şikayet var. Eksik yıllarından dolayı yaşı gelmiş 65'e ama sosyal sigorta sistemine biraz geç girmiş veya eksik parça yatırımları var. O biliyorsunuz ki hizmet süresi vardır, gün sayısı evet. Vardır. O gün sayısıyla ilgili tamamlayabilmesi için ama 3 yıl geriye dönük en fazla ile ilgili yani yaklaşık 900 gün gibi bir geriye dönüklükle ilgili kişinin istemesi üzerine kendi de ödeyerek emekliye çıkabilecek bir yasal düzenleme yapıyoruz. Ama dediğim gibi şirketine bakmam lazım, durumuna bakmam lazım. Peki bu şirket yatırmak zorunda değil mi? Yatırmak şirkette zorunda. Bulunur. Bakın arkadaşlar. Evet. Bir şirket 10 yatırmayabilir. İflas etmiş olabilir. O şirketin yükümlülüğü kamu alacı olarak devlete geçer. Ve ölüme kadar o borç arkasında kendini takip eder. Öldükten evet. Sonra Allah herkes uzun ömürlü versin.
mirasçısına takılır. Yani devlet Erve'ye geç o parayı alır. Evet. Ama Erve'ye geç bu süreç içerisinde mağdur olan insanlar var. Az önce ilgili kişinin size yazdığı gibi emekliye çıkamıyorum diyor. Ondan dolayı bana messenger'ıma bilgilerini atsın. Numarasını bana lütfen yazsın. Ben yarın sabah sosyal sigortanı takip ettirir. Kendisine müdürümüz tarafından bilgi verdiririm. Evet, sayın izleyicimiz duymuştur, mutlaka size de ulaşacaktır. Orhan Sönmezer, iyi yayınlar abi, iyi yayınlar Sayın Bakanım. Köylün. Yakup Elif Kalaycı, iyi yayınlar Sayın Bakanım. Evet Sayın Bakanım, geldiniz, başladınız görevinize. Bir Ankara ziyaretiniz oldu. Doğru. Ankara'daki ziyaretlerinizden dolayı size çok büyük bir anavatandan bir de destek geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak hem Vedat Aile Bey... Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığı... Evet, Aile Bakanları... Gelir, Aynur Hanım'ın da geliyor. Evet, Aynur Hanım'ın da. Bu konudaki... girişimlerinizde Ankara'dan yani ana vatandan ne gibi destekler aldınız Sayın Bakan? Bir özetle anlatayım onu. Bu bir espri oldu. Evet. Uçakta sabah Ercan Havalimanı'ndan ayrılıyoruz. Belediyeden sevgili Levent Kutay ekipteydi basın ekibi olarak. Sayın Bakan ne bekliyorsun dedi. Sevgili Levent dedim gidişimle ilgili umutluyum dedim. Tamam dedi. Gittik. Aynı gün ziyaretler başladı hemen. Hızlı yoğunlaştırılmış bir programımız vardı orada. Yani neredeyse bir tek uyumaya bir vaktimiz vardı. Gerek Vedat Bey, gerek Mahinur Hanım. Gerçekten çok sıcak karşılandık. Özellikle biliyorsunuz ki Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğumdan ölüme değil, doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar yelpazesi olan bir bakanlık. Özellikle huzur evleri konusunda, rehabilitasyon merkezleri konusunda çok ciddi destek sözleri aldık. Diye bir konuda özellikle Vedat Bey'de de Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak da sosyal sigortalarımızın biliyorsunuz belli bir yıldan sonra aktarıp da Türkiye Cumhuriyeti'nde emekliye çıkmak isteyenlerin evet. yaşadığı bazı sıkıntıları vardı. Ve veya bizim dış temsilciliklerimizde çalışan yani elçiliklerimizde veya konsolosluklarda çalışan çalışanlarımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Ama yani özlükleri burada uygulamalar oradaki yasada bir çelişkiler vardı. Onların hemen çözümünü ürettik. Ve net olarak şunu söyler bana, onlar da yakından takip ediyorlar bizi. Her ikisi de şu espri yaptı, Sayın Bakan siz bir mimarsınız. Mimar demek projecidir. Ne projeniz varsa biz yapmaya hazırız. Bu kadar açık. Gelelim, evet. Ondan sonra sürece. Evet. Şimdi sizin bölgeniz Demirhan'da Yılan Hikayesi'ne dönen 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezine. Evet, mesela. Evet. Oraya ilk ziyarete gittiğimde otlar 2 metre. Ve yine orada, çalındı her şey. Orada yaklaşık çok ciddi bir rakam hırsızlık olay oldu. Binanın içinde, damların içinde güvercinler uçar. Yerler, güvercinler pisliği ve güvercin ölüleri. Kırık kapılar, kırık camlar, parçalanmış kapılar. Yani bir enkaz bulduk orada. Orayla ilgili çok hızlı bir çalışma yaptık. Önümüzdeki hafta ihalesi var. Ve orayı 9 yıldan sonra açıyoruz. Ve en nihayet oraya bir de galiba gece bekçisi koydunuz. Koyduk. Evet. Geldiğimde herhangi bir güvenlik yoktu orada. Evet. Sağ olsun Maliye Bakanımız Özdemir Bey'i aradım. Bu dar bütçede bu olanaksızlıklar çerçevesinde hemen bir kaynak bulduk. Kaynak aktarımı yaptık. Ve çok hızlı bir şekilde 15-20 gün içerisinde de bir ihaleye çıktık. Orada bir firma ihaleyi, Merkezi İhale Komisyonu üzerinden bir ihaleye çıktık. Orada bir firma ihaleyi kazandı ve şu anda oranın güvenliği alındı. Açık söyleyeyim. Değirmenlik Belediyesi'ne ben çok teşekkür ederim. Bir telefonda bizi kırmadılar. Oranın hemen temizliğini yaptılar. Çünkü yol kenarı bir yer biliyorsunuz. Evet. Biri evet. de hele yazın içindeydi Sayın Esendalı. İşte biri sigara izmaritini atsa veya bir şey olsa yangını açık bir yerdeydi. Yerdi. Orada çok ciddi bir tesis var. Sağ olsun ilgili belediye geldi. Hemen oranın bir ciddi bir temizliği yapıldı. Bu arada ben paydaşlarımızla teşekkür etmem gerekiyor. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne çok teşekkür ederim. Bize hemen oranın keşifleri ve şartnamelerini hazırladılar. Bunların onaylarını aldık. Blokelerini bu hafta alıyoruz. Önümüzdeki hafta ihaleye çıkacağız inşallah. Hedefimiz orayda. İşte bu 30 Aralık diye bir hedef koydum. Işıkları yakacağım dedim. Nisan gibi de orayı mefruşatıyla birlikte, eşyalarıyla birlikte de Sayın Esenler'le artık hizmete açacağız. 9 yıldan sonra. Bu da bu başlangıç. Diğeri biliyorsunuz ki bundan yaklaşık 6 ay önce, yani benden önceki bir dönemde Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı ve bu protokolde de Kalkanlı Yaşam Evi Sağlık Bakanlığı'ndan Çalışma Bakanlığı'na döndü. Evet. Bina bizde, bütçe ve personel Sağlık Bakanlığı'nda. Yani bir espri var, davul bende, tokmak sizde hikayesiyle ilgili.
Onunla ilgili sağ olsun KEİ ofisiyle temasa geçtik. Her zaman yanımızdalar sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğine bağlı KEİ ofisi her zaman yanımızdalar. Bize ciddi bir rakam ayırıyorlar. Yaklaşık 7.3 milyon TL gibi bir rakamdır bu. Burayla ilgili önümüzdeki ayın içinde bir ihale sürecimiz var. Ve yaklaşık 90 günlük bir ihale süreci olacak orası. Orası da bittiğinde sevgili Esen Dalı, yurt dışından herhangi bir ziyaretçimiz geldiğinde örnek bir tesis olabilecek durumdadır. Oraya da ilk gittiğimde otlar gene 2 metre. Çöp yığınları içerisindeydi. Sokak lambaları çalışmazdı. Su sistemleri patlardı. Odalar yarı yarıya boştu. Klimaları çalışmazdı. Böyle bir yapıya girdim. Sağ olsun bölgenin hayırsever iş insanlarıyla organize olduk. Çünkü herhangi bir bütçem yoktu orada. Sağ olsun birçok bölgenin önemli insanları bizleri kırmadılar. Oranın şu anda tüm aydınlatma sistemleri çalışıyor. Bu arada müdürüm, orada yetkili olan Sayın Meray Dürüst var. Oranın tek sorumlusudur. Kendisine ben ayrıca teşekkür ederim Sayın Dürüst'e. Çok ciddi anlamda orada bir mesai harcadım. Oranın Akçın temizlik tarafından ücretsiz tüm bahçe, tüm bina temizlikleri camlara kadar temizlendi. Çarşaflara kadar her şey yenilendi. Yeni makineler alındı. Orada klimaların %90'ı tamir edildi. Onun dışında yaklaşık ciddi bir rakam. Tabii açılışta ben bu kişilere birer teşekkür plaketi vereceğim ama şimdi isminin saklı kalmasını istiyorum benden. Çok değerli bir iş insanı da oraya ısıtma sistemlerini kurdu. Artık oradaki yaşlılarımız kışın sıcak suyla rahatlıkla kesintisiz sıcak suyla yıkanır duruma gelecekler. Bunun dışında çocuk yabancı uzlaştırma birimim var. Gelen sorularımızı... Onun da ihalesi bitti. Onun da şubesi açılıyor. Yani dediğim gibi son olarak... Kısacası Ankara'dan çok güzel şeyler alarak adaya geldiniz. Bir de en büyük mega projemiz, en büyük hedefim odur. 2024'ün ilk yarısı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın merkez bina ailesinin temellerini atmaktır. Evet, onu da duyduk. Yeni bir proje bu. İçişleri Bakanlığı'nın karşısında. Orada 14 bin metrekarelik bir projedir. Onu da devlet olanaklarını kullanmadan, devletimizin bütçesine yerel kaynaklarda herhangi bir şey çıkmadan, fonlardan bir şey çıkmadan bunu da hayata geçirmeyle ilgili bir çalışma başlattık. İyi yayınlar bakanımız, 50 yaş üstü ağır işlerde çalışan işçiler için bir yasa yapılması gerekiyor. Şimdi 50 yaşında bize bile zorlanıyoruz. 60 yaşına nasıl gidip emekli olacağız? Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim dedi bir vatandaş. Bununla ilgili bir çalışmam var, doğrudur. Evet. İleriki günlerde bu çalışmanın neticesini zaten... Tabii ki aktüel dengelerle ilgili biliyorsunuz. Yaşlarla ilgili, farklı iş gruplarıyla ilgili, risk gruplarıyla ilgili. Bununla ilgili bir talimatım var ve bununla ilgili bir çalışma başlattım. İyi yayınlar derim Sayın Bakanıma, bu ülkede bulunan ben ve benim gibi gençlerin özlük hakları ve çalışma yaşantıları için planları var mı sormak istiyorum. Ben bakanımızın gençliğin yanında olduğunu bilen bir genç olarak reformları sormak istiyorum. Benim gibi doktora yapan, kendini çok yönlü yetiştiren gençler de katkı sağlamak adına hazırız. Saygı ve sevgilerimle Cansu Soyer. Hemen bir cevap vereyim Cansu Hanım'a. Evet. İki tane projemiz var. Bir tanesi erkekler için askerliğini yapmış olması kaydıyla. Evet. Genç girişimcilere 3 yıl boyunca sosyal sigorta ihtiyaç sandığı desteği vereceğiz. Ki tutunabilsinler. Çünkü biliyorsunuz ki her ay kapının arkasındadır. Hı hı. İş yaptınız yapmadınız. Ben de eski bir genç girişimci olarak, yani bu süreçlerden geçen bir kişi olarak her ay biliyorsunuz tabii giderleriniz var. Bununla ilgili bir proje kapsamında dediğim gibi 35 yaşına kadar vatandaş olanlarımızın ve kendi iş yerini kuracak olanlara da Sayın Esen Dağlı sosyal sigorta ihtiyaç sandığı desteği vermeyle ilgili önümüzdeki haftalarda projemizi açıklayacağız. Diğer bir projemiz de biz sonuçta çalışma dairesi de bize bağlı. Adı üstünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yız. Bunu da geçenlerde açıklamıştım. Sanayi Odası'yla birlikte 100 tane gencimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir kurs açılacak. Kakadaki vatandaşları, yani kimliği olan tüm vatandaşlarımız. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı çıraklık eğitimi alacaklar. Çıraklık eğitimini aldığı bölümde çalışmak kaydıyla. Yani örneğin bir otoelektrik bölümünden çıraklık belgesi almışsa bu kişi, bir otoelektrikçinin yanında çalışması kaydıyla veya bir kaynak eğitim almışsa çıraklık eğitim olarak bir demircinin yanında istihdam edilmesi kaydıyla 5 yıl boyunca
İhtiyaç sandığını ve sigortasını ödüyoruz. 3 yıl boyunca da asgari ücretin %30'u kadar da maaş desteği hesaplarını yatıracağız. Ya çok güzel. 100 tane aradan. Ve bu biliyorsunuz önümüze kayıp bir çalışma affı çıkarıyoruz. Kayıt dışı çalışma hayatında olanlarla bir af çıkarıyoruz. Bunları da sosyal sigorta ihtiyaç sandığı sistemine dahil ettiğimizde fonlarımızın gelirleri daha da artacak. Ve bu gelirleri arttıktan sonra da her yıl yaklaşık 100 bu ülkedeki ara eleman eksiğini hem diplomalı olacaklar, ya kursu biz vereceğiz. Hı hı. Yani Sanayi Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı verecek. Bu kişileri istihdam edeceğiz. Hem iş yerlerine destek vereceğiz. Hem bu kişilerin sosyal sigorta ihtiyaç sandığını biz ödeyeceğiz. Hem de maaşların %30'unu destek vereceğiz her yıl boyunca. Bu kaç yıl devam edecek? 5 yıl. Güzel. Yani bununla ilgili bütçemiz ayrılmıştır. Çünkü şu anda baktığında ülkemizdeki en büyük sıkıntı sevgili Esendalı, ara eleman eksiğimiz çok ciddi anlamdadır. Ve özellikle 6 Şubat asrın felaketinden sonra bu ülke çok ciddi anlamda bir iş gücü kaybetti. Yani yaklaşık 17-18 bine yakın kişi şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde 11 ilde, evet. O illerin tekrardan inşa edilmesiyle ilgili süreçte şu anda iş hayatındadır. Ve biz de ne yapmaya çalışıyoruz? Üçüncü dünya ülkelerinden, yani işte Pakistan'dır, Bangladeş'tir ve buna benzer üçüncü dünya ülkelerinden bu eksik iş gücümüzü şey yapıyoruz. Tedarik etmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Evet, Süleyman Balkay diyor, çok güzel konuşuyor Sayın Bakan. Temiz bir bizim yasayı geçirseler öyle süper olacak. 19 Aralık'a ertelenmiş polis yasası bir geçse 43. döneme çok iyi gelecek. Tertom, başbakan göreyim. Sen ne demekti tertom anlamadım. Tertibim demek ister herhalde belki. Ben mesaj aldım. Evet, bu konuda da size çok büyük destek var. Bu polis yasasıyla ilgili bayağı çalışmalar yapmışsınız. Var. Komite başkanımız Emrah Yeşilırmak, evet. Çok ciddi katkılar, emekleri var. Dediğim gibi işte yarın meclis var. Son komitededir. Son bazı düzenlemeler ve yasal düzenlemeleri var. Onunla ilgili yarın Emrah Bey ile ben detaylı görüşmede yapıp tam bilgi sahibi de olacak. Evet, huzurevlerinden bahsettiğiniz biliyorum. Ama size başında sormak istediğim ve şimdi sorayım. Çalışma hayatını güvence altına almak için çok ciddi tedbir ve standartlar getireceğinizi söylediniz. Doğrudur. Bu konuda neler gerçekleştirdiğiniz veya neler gerçekleştirebileceğiniz projeleriniz vardı Sayın Bakan? Şimdi çalışma hayatına güvence ile ilgili özellikle yurt dışından gelen üçüncü şahıslarla ilgiliydi benim bahsettiğim kısım. O kısma bir soru daha ekleyeyim. Üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili ülkedeki bu ön izinlerle çalışma izni alacaklarla ilgilendiriyor bir bu. Bir kod uygulamamız bir var. Bir protokol. Şimdi sanayi odası da var işin sanayi içerisinde. Sanayi ticaret odası müteahhitleri birliği. Fakat sıkışıklık var Sayın Bakan. Gelen telefonlarda ve yazılaşlarda. Yani sanayi odası çalışıyor hızlı bir şekilde. Ben de biliyorum müteahhitler de ama yine o sıkışıklığı giderilemiyor. Vatandaş bundan şikayetçi ediyor. Bunlarla ilgili de mi bu projelerinizin içerisindedir? O konuda ciddi bir bilgi kirliliği var. Evet. Şu anda Çalışma Bakanlığı biliyorsun online sisteme geçti. Yani önemli müteahhitle birliği üzerinden, sanayici sanayi odası üzerinden, iş hayatı ticaret odası üzerinden bize ön izin taleplerini veriyorlar. Sisteme düştüğü andan itibaren 48 saat içerisinde bakanlık onayı veriyoruz. Evet. İlk başladığımızda Lefkoşa 17 gün geridendi. Mağusa galiba 20 gün geridendi. Girne 15 gün bir geriliğimiz vardı. Yani siz başvurduktan sonra 15 gün sonra size cevap verilirdi. Şu anda bürokratların çalışmasıyla bu yaklaşık 48 saate kadar düştü. Evet. Yani en geç 2 gün içerisinde size ön izin veriliyor bu süreç içerisinde. Yalnız burada çok sık başımıza gelen bir olay var. İşte gidiyor işveren, işte ne oldu ya? Çalışma dairesi bize izin vermedi. Diyorum bana verin bir numaraya bakayım. Yani takip iş numarası var ya. Evet. Soruyorum ilgili kişiye. Dedim ki arkadaşım işte atıyorum 21-15-27. Nedir durumu? Sayın Bakanım diyor, bu bize geçen hafta geldi, bunun evrak eksiği var, muhasebecisine biz bunu bildirdik. Veya eğer bir birlik üzerinden gelmişse bize bu, birliğe bildirdik ile ilgili. Ama bu sefer o ilgili ön izin yapan kişiler süresinde ve zamanında takip etmediği için bizden geri dönüşüm mesajlarını geç okuyorlar. Ve derler ya vurun abalıya. Tam o şekilde olduk. Yani şunu söyleyeyim, Çalışma Dairesi ve Çalışma Bakanlığı bu müracaat edilen ön izinleri 48 saat içerisinde cevaplıyor. Onu net olarak söyleyeyim ben size. Ha, geri kalan eksiklik ya başvurduklarında sisteme şey yoktur. Sosyal sigorta veya ihtiyaç sandığı borcu yoktur yazıları eksiktir.
veya ilgili kişinin başvurduğu isim, bazen yabancı isimler olur. Böyle harf marf hatası olur. Bunlarla ilgili bize başvuran kişi harf hatası yapar. Bu sebeple sisteme baktığımızda isimle şeyi, pasaport bilgisini sistem eşleştiremez, hata verir. Biz de bunu içeriye, bize kimden gelmişse mesaj olarak geri gider. Der ki isimle pasaport numarası uyuşmaz. Örnek veriyorum ben bunu. Evet. Eğer o ilgili kişi, ilgili sorumlu o mesajı gününde bize görüp gününde düzeltmesini yapıp dönmezse o sistem beklemede devam eder o kişi. Evet. Bu sırada iş insanı da, işveren de arar muhasebecisine, der ki ya arkadaşım sen 10 gün önce başvurdun bu bakanlığa, ne de durum? Tabii o da mesaj kutusuna bakmamıştır, görsün şeyini. Ya der işte benim arkadaşlar bizim devlet dairesidir. İş yapmazlar. Hemen işte dedim ya, vurun abalıya ile ilgili. Arkadaşlar net söylüyorum. O vardır yani. O yüzden net söyleyeyim. 48 saat içerisinde bakanlığımız ön izinde de cevap veriyor. Zaten bu da benim önümde veri olarak var. Evet. Dijital olarak IP'lerden. Boşverin ilçeleri, hangi personelin günde kaç işlem yaptığını ben görüyorum. Örneğin Halil Esendağlı günde kaç giriş yaptı? Sadık Erdenoğlu günde kaç giriş yaptı? Ben istersem raporlamamdan, kendi bakan ön masamdaki bilgisayardan, istersem iskeleye girerim, istersem Güzelyurt, istersem Girne, Mausa, Lefkoş hiç önemli değil. İstediğim ismi yazarım. Ben merak ederim bu personelim bugün kaç iş yaptı? Bu personelim kaç iş yaptı? Veya o bölümün başarı oranı nedir? Evet. Bunlara kadar raporlayabiliyoruz şu anda. Yani örneğin günde 100 tane ön izin girmişse, bunun eğer 50'sini yaptıysa %50 başarım var demektir. Evet. Amaç %75'e üzeridir. Onun için en fazla 48 saat içerisinde cevap vermek durumundayız ile ilgili. Çünkü iş hayatı bekletmeye gelmez. Anladım. Evet Sayın Bakanım, gelelim ülkemizdeki sigortalı yatırımlarına. Üçüncü uyruklu ülkelerle çalışma izinli ülkemizde sigortalı sayısıyla TC kökenli, anavatan kökenli olanların sayısı da hep ayrı ayrıdır değil mi? Doğrudur. Kaka tecellileri de koyduğumuzda şu anda... Onu ben bir bakayım, ben net olarak var elimde rakamları söyleyeceğim, evet, size. Toplam, evet, olarak bunu bu dönemde daha çok denetim de yaparak sigortalı sayısını artırabildiğiniz bir döneme girdiniz mi? Bugün sosyal sigortalara şu anda standart uluslararası alanda da... kaça kaç olarak çalışması gerekirdi ki emekliyi rahat bir şekilde ve ilaçlarınızı, diğer özlük haklarını karşılayabilesiniz. O orana eşitliğe gelebildiğiniz mi? Aktüeryal dengeden bahsedelim. Evet, bu üç aktife bir emekli demektir. Şu anda bunu yakalamış durumdayız. Evet. Şimdi önümüzdeki İçişleri Bakanı ile birlikte çalışma affı dediğimiz af çıkıyor. Ülkedeki içindeki kaçak... Kaçak demem, kayıt dışında olan iş hayatındaki kişileri biz bu sisteme dahil edeceğiz. Çünkü kayıt dışı oldukları zaman haksız rekabete de yol açabiliyor bu insanlar. Çünkü sonuçta ihtiyaç sandığı sigorta primlerini yatırmadığı için maliyetleri aynı olmadığından dolayı maalesef her şeyini düzenli yapan firmalarla haksız bir rekabete giriyor bu kişiler. Yaklaşık bir 45 günlük bir süre vereceğiz. Bir farkı var bu çalışma affının. Bir işverenle birlikte bize başvuracaklar ki bu kişinin nerede çalışacağını biz bileceğiz. Evet. Ve bu kişi geldiğinde en az 6 ay boyunca da orada minimum çalışmak şartı aranacak. Ki işte hemen girdiği da bir yer, iş yeri kendini gösterdi de 3 gün sonra işten çıkmasıyla ilgili değil. Eğer girdi ve çıkacaksa yurt dışına gidecek. Evet. Burada kalmayacak. Evet. Yani böyle uygulamalarımız da var. Amacımız hem kayıt dışı çalışma hayatının önüne geçmektir. Hem de sosyal sigorta ihtiyacında primlerin gücünü arttırmaktır. Çünkü bildiğiniz gibi bu üçüncü dünya ülkelerinden gelenlerin ihtiyaç sandığı yatırımlar daha çok fona aktarılır. Evet. İşte bu fonları da biz az önce bahsettiğim gibi yerli vatandaşlarımızın işte çıraklık eğitimi veya diğerleriyle ilgili alanlarda kullanıyoruz. Çünkü. Mesela geçen ay GİKAT'la bitirdiğimiz bir protokol vardı. Bu arada kadın girişimcilerimize çok ciddi bir desteğimiz var. Mesela geçen hafta evvel hafta sertifikalarına verdik. 20 tane genç kadınımıza. Asistanım olur musun projesi adı altında. Yine ihtiyaç sandığı ve sigorta destek primleriyle iş hayatına 20 tane pırıl pırıl gencimizi katmış olduk. Onlara da prim desteklerimiz devam ediyor. Sorduğunuz soruyu söyleyeyim. Bu 67.306 KKTC aktif olarak sigortacı yatırımcımız var. 30.374 Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sosyal sigortada kayıtlı çalışanımız var. Üçüncü uyruklu, yani bu Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Türkmenistan'la ilgili her çeşit ülke. Evet, 19.230.
çalışanımız var şu anda. Peki Sayın Bakanım, bunların denetimlerini ve dışarıda kalan çalışma hayatının içerisinde yatmaları, kalkmalarını denetleyebilecek ekipmanınız, insan elemanı olarak da var mıdır? Yeterince yoktur. Şimdi yalan söyleyecek değilim. Müfettiş anlamındadır bahsettiğiniz. Evet. Yeterli müfettişimiz yoktur. İşte biraz önce bahsettiğim o müteahhitle birliği, sanayi odası, ticaret odası ve buna benzer paydaşlarla bazı standartlar getireceğimizi söyledim. Bu standartlar içerisinde denetleme ile ilgili bize ön raporlamalarla ilgili onların sorumlulukları olacak. Mesela gelecek olan kişi yatacak yeri var mı? Sosyal durumu, şirketin borcu vardır yoktur yatırımlarla ilgili bir süzgeçten geçerek bakanlığımıza gelecek. Bunların da sorumluluk işte müteahhitler birliği, ticaret odası ve sanayi odası gibi veya diğer protokol yapacağımız birlik ve derneklerle üstlerine olacak. Ben şunu söyledim Sayın Esendalı, bu çalışma affı bittikten sonra ilçelerde paydaşlarımızla birlikte çok ciddi bir denetimlere çıkacağız. Bu çalışma affı kaç çeşit olacak? İki çeşit mi? Tek çeşit, çeşit mi? Yani bir çalışma affını dediniz ki bu affı yayınlayacak ve gelecek olan da neyin kimin yanında çalışacaksa. Bilecek. Bu usulüdür, bu başvuru şeklidir. Bu başvuru şeklidir. Bir de vardır buradan çıkarken. Hayır, yurt dışını kapsamaz. Yurt dışını kapsamayacak. Burada. Yalnız KKTC içerisinde evet. Olanlar. Bir de evet. Soru geldi. 65 yaş üstü olan bir üçüncü uyruklu biri çalışma izni çıkarmak zorunda mıdır diye bir soru var. Ona bakmam lazım. Peki. Ona bakmam lazım. Evet. Çünkü şunu da, bu 65 yaşındaki üzeri biri hangi statüde bu ülkeye getirildi? Bakın. Yani zamanında geldi 60'a kadar çalıştı. Ondan sonra çalışma izni çıkarılmadı. 5 yıldır ne yapıyor mıydı? O zaman? 5 yıldır ne yapıyor? Kaçak 5 yıldır da bu ülkede kalıyor. Kayıt dışı mı acaba? Kayıt dışı. Onlara bakmam lazım. Ben bilmediğim noktada dedim. Geçmişine bakmam lazım ki. Çünkü birçok statüsü var bunun. Ona göre cevap verebileyim. Bunları da öğrendik. Çalışma izinlerini öğrendik. Arkasından gelelim Sayın Bakanım. Bugün kabul ettiğiniz KamuSen'in ile ilgili olarak bir kadına şiddetle ilgili, kadına evet. Şiddetle ilgili olarak kadın hakları ve çocuk kadına şiddet KamuSen kadın ve çocuk hakları komitesi evet. Üyelerini kabul ettiğiniz bugün bu konuyla ilgili bir yeni yasa hazırlığınız var zannediyorsam. Bize bir yasa önerileri oldu. Evet. İLO 76 ile ilgili bir yasa önerileri oldu. O şu anda masamdadır. Onu ben aldım. Bir de şey var Sayın Bakanım. Cinsel sömürüye ve istismara maruz kalan kadınlara koruma emri alınması ve boşanma davalarının açılıp adli yürütülmesi yardım. İçin var olan adli destek protokolünü yenilemişsiniz. Doğrudur. Bununla ilgili olarak nasıl bir yenileme geldi Sayın Bakan? Şimdi kriterleri belirlendi. Kapsamı Barola Birliği ile beraber yapılan bir protokoldür. Örneğin bir bayan sosyal hizmetlere başvuracak diyecek ki ben şiddete maruzum, eşimden boşanmak istiyorum. Ve avukatlık ücretini ödeyemediğini beyan eden kişilere verilen bir adli yardımdır bu. Evet. Bununla ilgili tabii kriterler var. Bununla ilgili sosyal hizmetlerin hazırladığı raporlar var. Sosyal hizmetler o beyanı inceler. Doğru olduğunu kabul ederse yani şiddete uğradığını. Şiddet derken fiziksel anlamda düşünmeyin bunu. Bu sözlü şiddet de olabilir. Ekonomik şiddet de olabilir. Veya hiç arzulamadığı fiziksel şiddet de olabilir. Çünkü şiddetin kendine göre birçok şeyleri var. Konuları var. Buna eğer sosyal hizmetler görevlimiz kanaat getirirse ki evet bu kadın bu şiddete uğradı ve boşanma sürecine girdiğinde bizler de avukatlık ücretlerinin bir miktarına kadar bakanlık olarak o kişiye destek olarak veriyoruz. Vereceğiz. Barolar Birliği ile ortak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sosyal yardım ve çalışamaz 4500'e yakın 4500'e yakın maaş, devletten maaş çeken kişi insanımız var, vardır. Var. Bunların hayatlarını idame edebilmeleri için çalışma bakanı olarak maaşlarında bir iyileştirmeye gidiyor musunuz? Bakın bu Sayın bir katkıdır Bakan? Ve bu katkı hayat pahalılığı oranı arttırılır. Evet. Bunda bir maaş değildir. Bunda bir destektir. Mesela örneğin en çok karıştırılan konu ebeveynlerimizin çocuklarına mesela doğuştan veya sonradan bir özrü olduğunda çalışma dairesi bu engel yüzdeliğine göre bazı yasada kriterlerimiz vardır. O kriterlere göre de bir destek falan. Bakın bu bir maaş değildir. Bu bir destektir. bunun içinde sadece 3 kalem var. Asgari ücretin %50'sinin altında olan. Geriye kalan birçok kısım asgari ücrete yakındır. Miktarlar. Ve bunlar da hayat pahalı oranında da arttırılacaktır. Ama tekrar altını çizerek söyleyeyim. Bunda bir maaş değildir. Ha maaş ne zaman olur? Sayın Esendalı yaşını doldurur.
veya artık doktor raporu, kurul raporu der ki bu kişi çalışamaz, malulen emekli olması gerekir, o zaman normalde emeklilik maaşını alır sigorta üzerinden. İhtiyat sandığı yeni binasına taşındı. Evet, zemin katını taşıdı. O yeni binaya taşındıktan sonra da orada bizlere, basına yansıyan bazı şeyler oldu. Ben size bir gün aktarmıştım. Yine onlarla ilgili bir soru geldi. Yeni binada memurların çalıştığı bölümlerde bir yapılan düzenlemelerde bazı rahatsızlıklar olmuş. O düzenlemeler size de iletilmiş. Doğru. Acaba düzeltildi mi Sayın Bakan diye bir Bakan, soru var. O kadar demokratiyim ki. Evet. 4 tane sendika temsilcisiyle birlikte. Evet. İlk önce sendikalardan zaman içerisinde müdürlüğümüze bir yazı gelir. Evet. İşte şu binanın busu eksik, şu su eksik, bu su eksikle ilgili. Çağırdım müdürü, dedim ki bak sendikalarımızdan gelen talepler bunlardır. Gerekli olup olmadığına bakmaksızın bunlar yapılacak. Çünkü bunlar, bu sendikalar bizim paydaşlarımızdır. Aynı geminin içindeyiz. Belli bir süre sonra müdürüm dedi ki Sayın Bakanım, gerekli tamiratlar, ilaveler, yenilenmeler yapılmıştır. Saatini ve yerini ayarladık. 4 sendika temsilcimizle birlikte, bakan olarak ben, müsteşarım, İhtisas'ın da müdürüm, bölge, Lefkoşa bölge amirim, böyle o zemin kattaki vezne olacak olan yeri ziyaret ettik. Dedim arkadaşlar, top sizde. Bakın, fikrinizi söyleyin. Eğer eksik olan bir şey varsa hemen yaptıralım. Siz karar verin buraya taşınıp taşınamayacağımızı. Evet. Bu kadar demokratik. Ne 4 kadar tane mi? Sendika yetkilim ve başkan da vardı bunun içerisinde. 2 sendika başkanı, 2 sendika yetkilisi, toplam 4 kişi. Binayı gezdik. Birlikte ben hiç hem mimarım hem müteahhit hiç karışmadım. Sadece izledim, izleyici pozisyonunda kaldım. 3 sendika başkanım dedi ki, 2 sendika başkanı ve bir temsilcim işte. Dedi ki Sayın Bakan, tamamdır. Ufak tefek eksiklikler taşınmamıza engel değildir. Zaten bir ev alırsınız, eve taşınırsınız, eksikleriniz gene çıkar. Hatta böyle esprileri de yaptık aramızda. Diğer sendika yetkilimiz çok anlamlandıramadığım bir yere takıldı ve ona sürekli şikayet etti. Ben dedim ki buraya şunu yapın dedim. Müdüre talimatla yapıldı o da. Ve demokratik oylamada 4 sendika oylama yapıldı. 3 sendika taşınabiliriz. Tamamdır. Hatta eksiklikle çıkarsa bile tamamlanabilir. Çünkü çok büyük, yani %99'u tamamlanmıştır. 1 sendikada hayır dedi. 3'e 1 oylamayla ihtiyaç sandığının zemin katıdaki o sıkışık mezneler daha modern, daha ferah, daha rahat bir yere geçti. Oradaki bana son gelen bir uyarı oldu. Dünkü bir olaydı bu. Uğultu varla ilgili. Yani biraz daha sayı arttı ya, o da kalabalık arttığıyla ilgili. Onun da ben müdüre ne yapması gerektiğini söyledim. Teknik adam olarak mesela ses kırıcıları vardır. Ya, köpük koyarsın ya da başka bir şey. Ya, en basit örneği şimdi bu odayı siz boşaltın. Konuşun, sesiniz yankır. Evet. 2 tane pano korsanız buraya ses yankımasını kırar. Evet. Normal birbirimizi duyarız. Evet. Yani uğultu dediğimiz olayın da hem görsel güzelliklerle bir dekoratif materyallerle bu ses kırılır. Hem de oraya bir modernlik katar. Demek ki eğer bu konuda bilginize gelmiştir. Bakın, her soran da cevabını almıştır bakın, diye. O kadar demokratik bir bakanım ki bu konuda. Yani ben her zaman paydaşımdan yanayım. Evet. Sayın Esandal dediğim gibi 4 sendikamın 3'ü taşınabilir Sayın Bakan. Bizim isteklerimiz %99'u burada gördük. Teşekkür ederiz. Bir arkadaş kendine göre bir gerekçe ortaya koydu. Hatta biraz da çekiştiler iki sendikacı. Ya kusura bakmayın yani artık sen de böyle abartma dendi. Dediğim gibi önemli olan oradaki personelimizin huzurudur. Bu saatten sonra yine bir eksik varsa, personelimizin bir talebi varsa onları da seve seve yapmak boynumuzun borcudur. Yine ihtiyaç demokratiksiniz ve açıksınız bildiğim için soruyorum. İhtiyaç sandığından bazı arkadaşlar bir randevu istedi. Erken bir zamanda verirseniz kendilere. Buradan canlı yayında yani size güvenerek. Randevu değil de ben gideceğim ihtiyaç sandığına. Bölge amir ve şefleriyle bir toplantım olacak. Yani bir sözüm var olur. Onun dışında birine işte bakanlığıma gelmeye bir randevu şeyim talebi yok. Onu ben düzelteyim, yanlış anlaşılmasın. Veya varsa şu anda benim bilgim dahilinde değildir. Benim sözüm var oradaki çalışanlarımıza. Amiridir, şefidir. Bunlarla ilgili birebir toplantı sözüm var. Doğrudur.
Ama takdir ederler ki bu ilaç reçete olayıyla ilgili bayağı bir ciddi bir mesai harcıyoruz içeride. Bunlar da büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta işte 1 Aralık diye bir tarih verdik, evet, size. 1 Aralık'tan sonra da bunlar tamamladıktan sonra da Sayın Esendağlı belki de 2-3 gün mesaimi ihtisasında da geçecek. Evet, Canan Mimar iyi yayınlar Sayın Bakanım. Teşekkürler. İyi selamlar. Emrah Güzel iyi yayınlar Sayın Bakanım. Ali Öznur Kalban iyi yayınlar diliyorum. Kral Bakanım diyor. Ümit Dolu iyi yayınlar sevgili Halil abim ve Sayın Bakanım. Turgay Peyman hanımefendi iyi yayınlar izliyormuş bizi. Ali Öznur diyor ki seninle sabahlara kadar koşturduğumuz için bir kere daha mutlu oldum Sayın Ali Bakanım çok, diyor. Ben aynı şekilde gururluyum çok. Değerli yol arkadaşım benim. Evet. Son olarak da 2022'de bitirilemeyen ve şimdi sizinle konuşmalarınızdan dinlediğimde Mehmetçik Yeneren Köy Sosyal Hizmetler bölümlerinin durumu açıyoruz, ne aşamadadır? Huzur evlerinin durumu ne oldu? Tam ne aşamaya getirdiniz? Bunları da alalım ve çok hızlı söyleyeyim. Çünkü evet, saate de bakıyorum. Çünkü buradan çıkıp şimdi Sayın Başbakan'a bir toplantım var. Oraya katılacağım. Evet. 2024'ün ilkin içerisinde yaklaşık bundan 1,5 yıl önce kapatılan Sosyal Yeni Erenköy ve Mehmetçik Sosyal Hizmetler Dairesi'ni, evet, tekrar açıyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza devletin sıcaklığını ulaştıracağız. Hatta aşmakta da kalmıyoruz. Oraya ihtiyaç sandığını ve sigortayı da taşıyoruz. Ne kadar güzel. Yani bir anda hem sosyal hizmetler, hem sosyal sigortalar, hem de ihtiyaç sandığı bölümleri de oraya açılıyor. Yani vatandaşlarımız artık çıkıp 90 kilometre iskeleye gelip tekrar geri dönmek zorunda bırakılmayacaklar. Bunlar yani bahsettiğim İşte 2 ay en fazla ki bir süre içerisinde açılıyor. Yeni Erenköy Belediyesi ile bir arazi durumumuz vardı. Bize verilen bir arazi vardı. Yeni Erenköy Dipkarpaz Belediyesi'ne ait bir yer arazi vardı. Sağ olsun Hamit Bakırcı ile de bu konuda tam bir uyum içindeyiz. Arazileri değişiyoruz. Ve 2024 yatırım kalemlerinin içerisine de 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezinin inşasına 2024'te o bölgede başlayacağız. Bunun dışında İskele'de yine itfaiyenin arkasında 3,5 dönümlük bir yerimiz var. Bakanlığımıza ait bir yer, bakanlık kurulu tarafından bize verilen bir yer var. Çünkü İskele merkezde ihtiyaç sandığı ayrı bir yer, sosyal sigortalar ayrı bir dükkan, evet, çalışma dairesi apayrı bir yer. Yani sosyal hizmetler başka bir binanın üst katı ile ilgili orada bizler de itfaiyenin arkasında 3,5 dönümlük yerde bir proje hazırlık bitmek üzeredir. Projesi de 2024'te başlayıp bitirmek arzusuyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Lefkoşa'da ne ise aynısı orada da olacak. Ve vatandaşımız orada bakanlığın sıcaklığını ve gücünü hissedecek. Artık böyle dükkancık bu devlete bu kadar kira yükü fazladır. Çok ciddi kira ödüyoruz. Bu kiralardan devletimizi kurtaracağız. Kendi toprağımız var. Kendi yatırımımızı yapacağız. Ve bakanlığımıza da kendi binalarını kazandıracağız ki oraya gelen vatandaş aynı çatı altında hem sosyal hizmetleri, hem sosyal sigortaları, hem ihtiyaçlandırma ve çalışma dairesini bulmuş olacak. Ve işimden aynı anda hepsinde birden yaptırmış olacak. 6 ay içerisinde temelleri atar mısınız Sayın Bakan? Atılacak. O kadar bir sürecim var, evet. İyi, çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyor Mehmet Mene de bize. Size de değerli Sayın Bakanım kolay gelsin diyorlar. Çok teşekkür, evet, ederim. Evet, eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Tekrar beni konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Buradan hızlı geldim, hızlı çıkacağım, hızlı bir toplantıya katılacağım. Daha yapacak çok işimiz var. Çok çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Evet, bir Her Şey Masada programının sonuna geldik. Lütfen kendinize iyi bakın. Cuma günü görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.